Muhterem kardeşlerimiz, dünyanın yaratılış gayesi ilahi bir dershane. İnsan ve cin bu dershanede imtihan görecek. Her bir takvimle geliyor. Takvimin kaç sayfa olduğunu kimse bilmiyor kendi takviminin. Bütün mahlukat takvimle geliyor. İnsan, hayvan, cin, melek vesaire. Son nefese kadar kulluğumuz devam edecek. Son nefesten sonra bir aleme geçeceğiz, kabir alemine. Ondan sonra dünyadaki durumumuza göre bu kabir alemi tecelli edecek. Kabir aleminden de bütün insanlar, bütün mahlukat bir ahiret alemine geçilecek. Dünyadaki her halimiz son nefesten sonraki alemimize bir sermaye olacak. Cenab-ı Hak rahmetiyle insanları irşat etmesi. Muallimler gönderiyor. Bunlar peygamberler. Peygamberler en büyük insan terbiyecileri. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Riya bugün Kendisine kul olabilmemizi ve cennetle mükâtlanmamızı arzu ediyor. Riya budur. rufun Allah'ı kapte tanımak. Yani nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatlarını inkişaf ettirme, ilahi azametin karşısında kapte bir ilahi azametin bir şuur haline gelebilmesi. Aziz Ömer radıyallahu anhu Ubey bin Ka'be soruyor. Takva nedir diyor? 250 küsur yerde geçiyor takva Kur'an-ı Kerim'de. Sen Ömer diyor, dikenli yolda yürüdün mü diyor? Yürüdüm diyor. ne yaptın diyor? Dikenlerin şerrinden kendimi korudum diyor. İşte takva budur diyor. Yani bütün günahlardan, keraatlerden Allah'ı unutturacak, Allah'a uzaklaştıracak her şeyden kalbini koruyabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz gökleri ve yeri bunlar aralığındaki oyun ve eğlence olarak yaratmadık buyuruyor. Gerçek bir sebeple yarattık buyuruyor. Bu ilahi dershanenin talebeleri insanlar ve cinler. Ders, dersimi kul olabilmek, marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Kazanılan için diploması saadeti dairen hem dünyada kalbin huzuru hem de ilahi bir saadet ve cennet. Muvaffak olanları Cenab-ı Hak kullar içinde ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkar, takva sahibi olur buyuruyor. Kazanamayanlar kaybedenler o da cuma suresinde kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Yani iman kalpte tecelli etmiş, kalbe inmemiş, zihinde kalmış, bilgiler de zihinde kalmış. Davranışlara geçmemiş. Cenab-ı Hak irşat üzere 124 bin diğer rivayete göre daha 200 küsür bin peygamber gönderiyor. Her peygamber bir kavme ait. Yalnız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün alemlere ve ma ersalnaki illallah rahmeten lil alemin bütün alemlere rahmet olarak gönderiyor. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bize Rasulullah Efendimizin kendi yanındaki yüceliğini bize bildiriyor. Allah ve melekler salat ederler, size tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor. Yine Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar için Resulullah Efendimiz bir üsve yasır örnek şahsiyet. Zengin, fakir, kimsesiz, garip, yalnız kim varsa ne mevki ne makamdaysa kıyamete kadar gelecek bütün insanları, bütün beşeriyeti bir üsve yasır örnek örnek karakter. Onu 23 senelik peygamberlik hayatı bütün insanlara bir misal. Bir insanın başından ne hadise gelmek bir benzeri o 23 senelik peygamberlik devrinde efendimizin ve eshab-ı başından geçmiştir. Efendimiz çok büyük bizim için bir nimet. Cenab-ı Hak lakat Allah buyur. En büyük nimet. Kur'an-ı Kerim Er Rahman Allemel Kur'an Halakal İnsan Allemehül Beyan. Rahman Kur'an'ı öğretti. Cenab-ı Hak burada merhamet sıfatını bildiriyor ve insanı yarattı. İnsana beyanı öğretti. Cenab-ı Hak insana Kur'an-ı Kerim'de insan büyük bir keyfiyet kazanıyor. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail indirdi. O meleklerin en faziletlisi oldu. Kur'an-ı Kerim gönlümüzün sultanı Resulullah Efendimiz indi. O bütün rasulların geçmiş bütün peygamberlerin seyidi oldu. Rahmeten lil alemin oldu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'e geldi, bize geldi. Bu ümmet ümmeti Muhammed ümmetlerin en hayırlısı oldu. Ümmeti merhume oldu, rahmet ümmeti oldu. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te indi. ramazan ayların en hayırlısı oldu. Af ve mağfiret mevsimi oldu. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi. O gece bütün gecelerin en hayırlısı min elfi şer, bin aydan öteye 80 küsür senenin faziletine, Cenab-ı ne kadar ümmet-i Muhammed'e merhametle bin aydan daha hayırlı oldu. Bu kadir yalnız Resulullah Efendimize ait. Diğer peygamberlerde yok. Dolayısıyla eğer Kur'an-ı Kerim bir müminin kalbine ve hayatına tesir ederse o mümin insanların en hayırlısı olur. Kainat kitabının sayfalarını okur. İlahi azamet, ilahi kudret akışlarına, ilahi nakışlara aşina olur. Ramazan-ı Şerif bizim için büyük rahmet, büyük bir bereket ayı. Affun tuyan bir ay olmuş oluyor. Şerifi Salih'in Ramazan-ı Şerif gelmeden ve 6 ay evvel Ramazan-ı Şerif mülaki olmak için dua ederlerdi. Ve Ramazan-ı Şerif bittikten sonra da bir ay kabul için dua ederlerdi. Geçen sene birçok akrabalarımız vardı, kardeşlerimiz vardı. Onların bir kısmı bu sene Ramazan-ı e erişemediler. Onun için bizim de belki bu Ramazan'ın son Ramazan-ı Şerif'imiz olabilir. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir rahmet mevsimi. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah bu Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeyi, mucibince amel etmeyi, bu rahmetin tuyan ettiği bu aydan müstefid olmayı Cenab-ı Hak nasip eder inşallah. Efendimiz minbere çıktılar. Üç sefer amin 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 buyurdular. Sahabe dediler ki bir muhatap yok ya Resulallah. Niçin amin dediniz? Neye amin dediniz? Efendim buyur ki Cebrail geldi üç hususta ikaz etti. Birinci hususta anne baba ihtiyarlar yaşlanır. Evlatlar ona bir gane kalır. O rahmetten uzak olsun dedi. İkincisi Ya Allah senin ismin geçer. Sana bigane kalır. Allah'ın bu rahmetine bigane kalmak. Senin ismin geçer Ya Resul selavat şerifi getirmez bigane kalır. O da rahmetten uzak olsun dedi. Amin dedim diyor. Hep bunlar bize Resul Efendimizin bir Cenab-ı Hakk'ın indindeki bir ehmiyetini bildiriyor. Ayetlerle bildiriyor. Cebrail'i vasıta takılarak bildiriyor. Üçüncüsü kul Ramazan-ı Şerife girer. Affın tuyan halinde olduğu bir ay, aff olmadan çıkar. Ramazan'ı gaflet içinde geçirir, o da rahmetten uzak olsun buyurdu. Velhâsıl elhamla bu anne babalarımız onlara hizmet etmek bir rahmet. Cenab-ı Hak Kerim kerîmâ buyuruyor. Onlar yaşlanır, halden düşer, sen ona güzel sözler, ikramkar sözler söylüyor. Onlar merhamet kanatlarını aç, ona dua et buyuruyor. Efendimiz bize nimetlerin zirvesinin zirvesi. Ben kabrimde kıyamete kadar ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Sizin güzel amelleriniz bana gelir hoşnut olurum buyuruyor. Menfi amellerine gelir senin için mağfiret dilerim buyuruyor. Bir de bize bir tembihatı var efendim veda hutbesinde. Aman günah işleyerek benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Cenab-ı Hak hepimize tabii bu kalbi merhaleler neticesi, efendimizin hakikatinden cenab-ı Hak nasipler ihsan eylesin. Esab-ı kiram ona nasip geldi. Bütün esabı ı kiram gayesi onun gibi yaşayabilmekte. Onun hayatının zeminine vasıl olabilmekte. Onda onu o kadar hakikatini yakından tanıdı ki onun en ufak bir arzusuna emret yardım arzu, canım malım her şeyim sana feda olsun dedi. Cenab-ı bizim cümlemiz, inşallah böyle bir gönül nasip eylesin.